Hafter'i destekleyen darbeci sesi adeta Türkiye meydan okudu. Libya sınırına dayandı. Meşru hükümete gözdağı vermek için büyük bir tatbikata gelişti. Rusya'nın Libya ateşkes istemedi yönündeki açıklamasına meşru hükümetten sert yanıt geldi. Müzakere masasını Hafter terk etti dedi. Sesi dünyanın gözü önünde darbeci güçlere destek verdi ona Dubai ve Riyad alkış tutarken Sisi bu kez de Türkiye'ye meydan okudu. Libya sınırında askeri tatbikat başlattı. Türkiye'nin sahaya inmesinden rahatsız olan ve ateşkes çağrısı yapan Hafter'in müttefiklerinden Mısır, Libya sınırına dayandı. Mısır ordusu Türkiye ve meşru hükümete gözdağı vermek için harekete geçti. Libya sınırında büyük bir tatbikata girişti. Kararlı 2020 isimli tatbikata orduya ait hava ve deniz kuvvetleri de katıldı. İddiaya göre Mısır ordusu bu kararı Türk Donanması tarafından Doğu Akdeniz'de belirlenen Barbaros Turgut Reis Çakabey sahalarında gerçekleştirilecek olan tatbikatın basına duyurulmasından hemen sonra aldı. Geçtiğimiz haftalarda da Sirte'nin kırmızı çizgi olduğunu söyleyen sesi Libya'ya askeri müdahale sinyali vermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya hükümetinin ateşkes anlaşmasını imzalamak istemediğini söylemişti. O sözlere Libya'dan sert karşılık geldi. Libya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da oluşturulan anlaşma metninin Libya hükümeti tarafından imzalandığını söyledi barış masasına Hafter'in dağıttığını belirtti. Meşru hükümetin daima barışçıl çözüm için çaba sarf ettiğini vurguladı.